Şimdi bir traktörden bahsediyor. Ön tekeriyle arka tekerinin yarıçaplarının oranı verilmiş. Şöyle bir tane traktör alırsak, traktörümüz şöyle olsun. Tabii ön tekerlek arka tekerleğe nazaran daha küçük oluyor traktörde. Arka tekerleğin yarıçapına biz 5K dersek, ön tekerleğin yarıçapı 3K olacak. Şurası da 3K. Evet, yarıçapları arasındaki oran bu. Şimdi bizim traktörümüz ilerlerken tekerleklerin ikisi de belirli bir mesafe kat edecek. Tekerleğin şurasını bir sınır noktası olarak biz kabul edersek, tekerlek ilerledikçe bu nokta şu şekilde hareket edecek. İlerleyecek. Tekrar dönüp başa gelecek buraya. Tekerlek bir tur atmış olacak. Bir tur attığı zaman tekerleğin çevresi kadar yol gidilmiş olur. Bu tekerleğin çevresi, çevre kuralı herhangi bir çemberin yarıçapı R ise bunun çevresi 2 pi R'dir. 2 pi R kadar yol gidecek. Bir turda 2 pi 2 5K kadar. Çevresi bu kadar çünkü. Şunun çevresi eşittir 2 pi R kuralından R yarıçapımız. Eşittir 2 pi çarpı 5K. Yani çevresi eşittir 10 pi k. Bir turda bu kadar gidecek. Bir turda. Bu kadar yol gidiyor. Mesafe gider. Şimdi ön tekere bakalım. Onun için de aynı şey geçerli. Çevresi yine 2 pi R kuralından. 2 pi yarıçapı 3K. Buradan da çevre eşittir 6 pi k. Bu da yine bir turda bu kadar gidiyor. Tabii küçük olduğu için bir turda daha kısa bir mesafe gidecek. Ama bu şu demek değil. Traktör hareket ettikten sonra bu bir tur yaptığında ikisi de aslında aynı mesafeye gidiyor. Bu bir tur yaptığında şu bir turdan daha fazlasını yapacak. Onun olduğuna göre neredeyse iki tura yakın yapması gerekiyor. Şimdi ifadeye bakalım. Şöyle diyor. Zaten soruda da öyle denmiş. Küçük tekerlek 4 devir büyük tekerlek küçük tekerlekten 4 devir daha az yapıyormuş. Yani küçük olan 4 kez fazla dönüyor. İkisi eşit mesafe gidiyor. Mesela diyelim ki bu kaç tur yaptığını bilmiyoruz. Diyelim ki n tur yapsın bu. Büyük olan. Küçük olan n artı 4 tur yapacak. Zaten bu daha fazla tur yapmalı ki ikisinin gittiği mesafe aynı olsun. Yani ön teker 5 metre giderken arka teker 10 metre gidemez. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Şimdi denklemimizi kuralım. N tane tur yapacak. Bir turda 10 pi k oluyordu. O halde N turda, şuraya yazıyorum. N çarpı 10 pi k olacak. Eşitmiş. Bu da N artı 4. N artı 4 çarpı bunun çevresi 6 pi k. Bu şekilde olacak. Şimdi şuradaki pi k'lar birbirini götürür. Bunlar. Şu 10 ve 6'yı da sadeleştiririz. Bunların ikisi de 2'ye bölünür. 2'ye bölüyorum 5, 2'ye bölüyorum 3. Düzenleyelim. Burası şu k'yı atmıştık biz. 5n kaldı burada. Eşittir. Şuradan bu 3'ü içeri doğru dağıtıyorum. Şöyle. Yani 4 ile ve n ile çarpacağız. Bu durumda 3n artı 12. Şu tarafa atalım. 2n eşittir. 12 n eşittir. 6. Demek ki bizim büyük tekerleğimiz 6 tur atmış. Küçük tekerleğimizde 10 tur atmış. Bu şekilde olmuş. Şimdi büyük tekerleğin çevresi kaç metredir diyor. Çevresini bulacağız. Çevresini. Biz şunu söyleyebiliriz. Alınan mesafe 30 metreymiş. Yani biz n ile 10 pi k'yı çarparsak 30 metre bulmalıyız. Bunlar aynı zamanda şu iki ifade 30 metreye eşit. Şimdi şunu yazıyorum. Yolumuz. Gittiğimiz yol 30 metre. Büyük tekerleğin çevresi 10 pi k idi. Şimdi n tur atmıştı. N'i de 6 bulmuştuk. Çarpı 6 eşittir 30. Bizim aradığımız şey büyük tekerleğin çevresi. Yani şunu arıyoruz. 10 pi k'yı. Ya da şöyle de diyebilirdik aslında. Buraya 10 pi k yerine şunu diyebilirdik. Büyük tekerleğin çevresi 6 tur attığımız için çevresi çarpı 6 30'u vermedi. O halde büyük tekerleğimizin çevresi 5 metre olmalı.
Büyük tekerleğin çevresi 5. Eğer küçük tekerleğin çevresini bulmak isteseydik, burası n artı 4 oluyor. Ç'ye çarpı turu 10 tur eşittir 30. Şunlar gider. Bunun çevresi de 3 metreymiş. Bunu bulabiliriz. Şurayı siliyorum. Büyük tekerleğin çevresi 5 metre oluyormuş.